Ne gidelim, biraz önce demiştim ya, Gülçin Hoca, Evliya Gül, Ayça bizi bekliyor. 17 günlük tam kapanmayı özellikle tatil beldesine geçirmek isteyenler Bodrum'a akın etti. 2 gündür sosyal medyada Bodrum TT, biliyorsun Gülçin. Yani kent girişinde araç trafiğini ekranlara getirdik. Şimdi bugüne bir bakalım. Kapanmanın ilk günü, ilçedeki durumu senden alalım, gözlemlerini alalım. Ne durumda gerçekten Bodrum? Hülya Künek, tabii sakin bir güne başladı. Çünkü son 3 günü değerlendirirsek büyük bir telaş vardı sokaklarda, caddelerde. Bir taraftan da İstanbul, Ankara, İzmir plakalı araçlar bu büyük şehir olmasa bile buraya girişte büyük bir kilide uğrattı. Özellikle adım adım trafik ilerledi. Bazen de durma noktasına geldi ki Bodrum'un yerlisi normal şartlarda 5 dakikada ulaşabileceği yere 1 saatte gidebildi. Büyük bir kaosu da beraberinde getirdi tabii bu durum. Peki bu gelen binlerce kişi nereye gitti? Bu da merak konusuydu. Şimdi sakin bir güne uyandık. Görüyoruz ki artık herkes evine kapanmış. Şimdi Gümbet plajındayız. Sakinlikle, doğanın dinginliğiyle bu plaj baş başa diyebiliriz ama son 3 günün durumuna baktığımız zaman 24 bin araç Bodrum'a giriş yaptı. Günde de bu 8 bin araca tekabül ediyor. Bu nedenle de büyük şehirden gelenler nereye gittiler? Villalarına, burada bulunan rezidanslara, ikinci konutlarına yerleştiler. Özellikle tabii ki izole bir hayatla pandemi süresince baş başayız, mecburiyiz. Dolayısıyla da büyük şehirde bahçeye çıkamayacak olanlar, ayağa toprağa değmek isteyenler ve daha sakin bir yerde kendisini korunaklı hissedenler, bayrama da aslında burada girmek isteyenler buraya akın etti diyebiliriz. O nedenle de trafik gerçekten büyük bir kilit noktasına ulaştı ve zaman zaman da trafikte yol almak imkansız hale geldi. Bu noktada da tabii ki yetkililer de uyardılar. Çünkü Bodrum'un nüfusu normal şartlarda 500 bine ulaştı son durumla beraber. Özellikle kış nüfusu da arttı. Buna tabii ki izole hayatla birlikte yeni nüfuslar da eklendi ki 500 bine yakın bu nüfusun tabii ki bundan sonrası için aslında yatak kapasitesi ne olacak? Çünkü 30 kadar yoğun bakım yatak sayısı olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte 300 kişilikte bir hastane kapasitesi olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla büyük şehirden gelen bu grupların da hastalığı yayma tehlikesi var. Bu noktada da her ne kadar mahallelerindeki, bölgelerindeki markete gidebilecek olsalar da, alışverişlerini yapabilecek olsalar da gelen, büyük şehirden gelen bu kalabalık uyarılıyor. Lütfen mesafenize ve de bu virüsün yayılmamasıyla ilgili tedbirlerinize dikkat edin uyarısında bulunuyor. Bir taraftan da Bodrum deyince aklımıza tabii ki mavi bir cennet, mavi ile yeşilin buluştuğu bu güzel nokta akla geliyor ama son dönemde işte bu izole hayatla birlikte tercih nedeni. Ama her zaman Bodrum'da yabancı turistleri konuşuruz. Ne zaman gelecekler? Ne kadar bir kalabalık burada yabancı turistler gelecek? İşte bu noktada da daha çok Bodrum'da Polonyalıların ve Ukraynalıların olduğunu görüyoruz. Onların yabancı turist açısından sokakta gezme imkanları var. Ancak otellerde de büyük bir doluluk yok. Çünkü bayram tatili nedeniyle aslında %90'ın üzerinde rezervasyon iptali yaşandı. Dolayısıyla da otellerdeki yoğunluğu bir kısım bu söylediğim turist grubu oluşturuyor. Yine bir kısım 17 günlük kapanmayı otelde geçirecekler oluşturuyor. Ancak yatak kapasitesinin sadece %5'iyle çalışıyor. Dolayısıyla da 17 günlük kapanma aslında bahçeye çıkabilecekleri, izole bir hayatı geçirebilecekleri daha çok konutlarda geçirilmiş, tercih edilmiş gözüküyor. Çünkü bizim sokakta, trafikte de gözlemimiz bu. Trafik akıcı. Yani o son 3 gündür Bodrum'un da yaşadığı kabus şimdilik sona ermiş. Bununla birlikte de işte sahil beldelerinde, özellikle Gümbet plajında da denizin kıyısı sessizliğe terk edilmiş. Gülçin, çok teşekkür ederim.